Herkese merhaba arkadaşlar, Retro Arch'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Pokemon TCG Online bölümüyle karşınızdayım. En son bölümü izlemediyseniz sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir destemiz var, tanıtıma geçeceğim. Fakat tanıtıma geçmeden önce ufak teşekkürlerimizi yapalım. Çilekeş 13'e yolladığı kartlar için teşekkür ederim. Kendisi bize Gold Spot GX yollamış 2 tane geçenlerde ve onun sayesinde bu videoda tanıtacağım Gold Spot GX destesini kurdum. Aynı zamanda Üstad Pokemoncu'ya yine teşekkür ediyorum. Bir sürü paket yolluyor bana, hatta 5 tane paket yollamış yeni. Onların da hemen açılışını yapayım. Yavaştan bakalım ne çıkacak. Hem onları da görelim. Çok oyuna çok giremiyorum arkadaşlar. Herhalde artık bu aralar sadece video için falan girebiliyorum. Kendim hiç oynayamaz oldum. Trade gelmişken ben de dedim şunları açayım. 5 tane paket var. Ne çıkacak bakalım. Dediğim gibi sizlerin sayesinde bu deste videolarını çekiyoruz. Çok güzel bir Pikachu kartı. Şu Pikachu kartını gerçekten çok seviyorum. Bu arada Crimson Invasion geldi. Biz de ilerleyen zamanlarda kutu elimize ulaştığında Crimson Invasion paket açılışlarını yaparız. Hem gerçek hayatta hem de TCG Online'da Charizard GX geldi. Çok güzel. İki paketim daha var. Ardından bakalım. Bir destemiz var. Charmander geldi. Aesorola. Pessimian'la da çok güzel bir deste var. Yeterli Pessimian bulabilirsek aslında. Bu Pessimian mı o? Hayır, bu Pessimian değil o. Aynen, bu değil o. Aynen. Bir tane Pessimian var, çok güzel. Hangi sette hatırlamıyorum. Onda da güzel bir destek kuruluyor ama Miva falan ihtiyaç var. Bakalım ilerleyen zamanlarda belki. Electros geldi. Burayı da dan diyorum, geçiyorum. Şimdi hızlıca destemize gelelim Deck Manager'dan. Crimson Invasion'ın da şeyi güzel olmuş bu arada. Standart deste rotasyonda şöyle ki view dersem, hayır edit diyeceğim. Dünya şampiyonunun ikinci, daha doğrusu en son Pokemon TCG online demeyeyim, en son Pokemon TCG turnuvasında konuşamadım. İkinci olan destenin bir benzeri, benzer bir deste. Golisopod GX destesi, Garbodor destesi. Çok kullanışlı ve oynaması çok eğlenceli bir deste açık söylemek gerekirse. Hemen stratejisinden bahsedeceğim. Ardından bir tane güzelinden maç atarız. Bakalım ne oluyor. Wimpod var. Wimpod'un ability'si çok kullanışlı burada. Turun sırasında, ilk turunda bu Pokemon'un retreat cost'u yok abi. Bazen iş yapabiliyor. Duruma göre değiştirebiliyorsun Pokemon'unu. Golisopod GX var. Çok kullanışlı ve çok oynaması çok eğlenceli bir kart. Özellikle tek enerjiye 120 hasar vurabiliyorsun. First Impression diye bir saldırısı var. 30 vuruyor. Eğer bu Pokemon arka plandan gelirse, yani bench'teki Pokemon'la aktif Pokemon'la bench Pokemon değiştirirsen, bu Pokemon bench'ten aktif Pokemon olursa ekstra 90 hasar vuruyor. Konuşamadım. 120 gerçekten çok kullanışlı. Armor Press var. 100 hasar veriyor ve bir sonraki tur 20 damage az yiyorsun. Crossing Cut GX saldırısı da 150 vuruyor ve bu Pokemon'u bench'indeki bir tane Pokemon'la değiştiriyorsun ki gerçekten yine çok kullanışlı. Bunu arkadan hemen çıkartıp tekrar bench'ten değiştirip yapıştırabiliyorsun. 3 tane Gold Spot var. Bir tanesi Full Art. İkisini dediğim gibi şey verdi. Çilekeş 13 verdi. Bir tane Tapu Koko var. Hatta şunu Wanted kısmından çıkartalım. Tapu Koko'nun da şöyle bir özelliği var abi. Promo kart bu arada bu Tapu Koko. Bu bütün Pokemon'lara saldırıyor. Rakibinin her Pokemon'u, bench'teki Pokemon'a, aktif Pokemon'a 20 hasar veriyor. Gerçekten duruma göre çok kullanışlı olabiliyor. Özellikle bench'teki Pokemon'ları bitirmede iş yapabiliyor. Ve ilk turdan falan geldiğinde çok kullanışlı oluyor. Double Colorless Ateş diyorsun bir tane ve bam bam başlıyorsun vurmaya. Adam daha enerji ateşlemeden, Pokemon'ları toparlamadan basic Pokemon'ları bayağı götürebiliyorsun. İki tane Tapu Lele var. Lele Sakine. Ability'sini biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu bench'e yapıştırdığında bir tane trainer kartı arıyorsun. Gerçekten çok kullanışlı olabiliyor duruma göre. Trubbish var. 4 tane ve 2 tane Garbodor ability'li, Garbotoxin ability'li break setlerinden. Garbotoxin'in de şöyle bir ability'si var. Yine çok kullanışlı. Oyunu çok iyi kontrol etmeni sağlıyor. Şöyle ki buna bir tool kart eteşlendiği zaman karşı taraftaki Pokemon'ların ability'si olmuyor. Discard pile ve destenin içindeki hepsi sayılıyor buna. Aynı durum tabii ki benim için de geçerli. Ama çok kullanışlı. Dediğim gibi sen oyunu kendin kontrol edebiliyorsun. Garbodor'umuz var. Normal Garbodor. Şöyle ki Trehalense saldırısı sayesinde rakibin discard pile'ındaki item kartı kadar 20 hasar veriyorsun. Yine oyunu late game'de çok iyi kurtaran kartlardan bir tanesi. Bir tane Field Blower var. Bir tane item veya supporter stadyum kartı veya 2 tane item kartı discardlamanı sağlıyor oyundan. Heavy Ball var, 2 tane retreat cost'u 3 veya daha fazla olan Pokemon'u destenden çekmeni sağlıyor ki bizim Pokemon'larımızın hemen hemen hepsinin retreat cost'u 3 veya daha fazla. Şey hariç, Tapu Koko
ve Tapu Lele. Geri kalanların hepsi Garbodor'lar falan. Ki zaten Garbodor ve Golisopod GX için işe yarayan kartlardan bir tanesi. Duruma göre Wimpod bile çekebiliyorsun abi. Yani onun bile retit kostu 3. İki tane Rescue Stretcher var. Rescue Stretcher de yine çok kullanışlı. Özellikle Garbodor için veya Golisopod için late game'de, eğer oyunun ilk başlarında early'de bu kartları kaybettiysen geri almak için gerçekten çok kullanışlı bir kart. Bir tane Pokemon discard pile'dan eline alabiliyorsun veya 3 tane Pokemon discard pile'dan destene geri karıştırabiliyorsun. 4 tane Ultra Ball var. 2 tane kart discardlayıp 1 tane Pokemon çekmeni sağlıyor. 3 tane E-Sorola var. Özellikle aktif Pokemon çok damage yediği zaman geriden Golisopod çekmek için çok kullanışlı. E-Sorola şöyle bir işe yarıyor. Aktif Pokemon'un, yani aktif Pokemon olmak zorunda değil, üzerinde damage counter olan herhangi bir Pokemon'u ve üzerindeki bütün itemları eline geri alıyorsun ve heallenmiş oluyor haliyle. Oyunu gerçekten kontrol etmede yine çok kullanışlı kartlardan bir tanesi. Bridget var. Bir tane basic EX Pokemon veya 3 tane basic Pokemon'u destenden bench'e yapıştırmanı sağlıyor. Guzma var, bu destenin olmazsa olmazı. Guzma da şöyle, rakibin aktif Pokemon'uyla bench'teki bir tane Pokemon'u değiştiriyorsun. Aynısını sen de yapıyorsun. Ve özellikle Golisopod'un arkadan gelme özelliği özelliğinden dolayı Guzma gerçekten çok kullanışlı kartlardan bir tanesi. 3 tane N var. Elindeki kartları rakip de karıştırıyor. Sen de karıştırıyorsun destene ve price kart kadar kart çekiyor herkes. 3 tane Sycamore var. Elindeki bütün kartları atıyorsun. 7 kart çekiyorsun. Shona var. Shona da late game'de gerçekten iş yapan kartlardan bir tanesi. Şöyle ki elini, desteni geri karıştırıyorsun. 5 tane kart çekiyorsun. Özellikle maçı kazanıyorken gerçekten çok kullanışlı bir kart. Çünkü en iş yapmıyor. Bir tane Skyla var. Skyla'nın olayı da şöyle. Bir tane trainer kartı çekmeni sağlıyor. Özellikle atıyorum Aesorola'ya ihtiyacım var, Guzma'ya ihtiyacım var veya item kartına ihtiyacım var ki bu destede item kartı çok önemli Garbodor'dan dolayı. O yüzden gerçekten iş yapabiliyor Skyla. İki tane Choice Band var. Şeye ateşleyebilirsin, Garbodor'a ateşleyebilirsin, Golisopod GX'e ateşleyebilirsin. 4 tane Floatstone var. Rescue Stitcher yukarıda arkadaş. 4 tane Floatstone var. Özellikle Floatstone'u Garbodor için iş yapıyor. Aynı zamanda atıyorum herhangi bir Pokemon'u ateşleyip geriden şeyi çekmeni sağlıyor. Bildiğiniz gibi Floatstone Pokemon'u ateşlediğiniz zaman retreat kostu olmuyor. Haliyle Floatstone o işe yarıyor. 3 tane Double Colorless Energy. Rainbow Enerji var bir tane. 4 tane Rainbow Enerji'nin olayı da şu. Bildiğiniz gibi bu destede Psychic kart yok. Haliyle Rainbow Enerji Garbodor'un saldırması için kullanılıyor ve 4 tane de neyimiz var? 4 tane de Grass type, yani çimen tipi enerjimiz var. Özellikle First Impression için ve Double Colorless'la birlikte Armored Press saldırısı için kullanışlı. Hemen hızlıca, çok daha fazla lafı uzatmadan, yeteri kadar konuştum. Bir tane maç atalım. Yapıştıralım bakalım. Güzel bir maç deste gelir umarım. Böyle biraz şeyi gösteririm. Golisopod Jackson olayını gösteririm. Karşı tarafta acaba ne var? Water Dark görünümlü bir deste. Ne destesi acaba? Şimdi Crimson Invasion'ın da gelmesiyle birlikte meta bayağı değişti. Crimson Invasion'ı çok detaylı inceleyemedim. Nasıl kartlar var? Şey nasıl değişti? Shining Legends geldi. Shining Legends'la ilgili bayağı şeyler değişti. Metalar. Yine bizim klasik başlangıç abi. Neyse, rakipte de yok Allah'tan. Rakip çekti. Biz çekiyoruz. Fena değil. Rakipte yine basic Pokemon yok. O da benden beter ha. Harbiden benden beter. Şöyle başlayalım biz. Şeyin de gelmesi, Heavy Ball'un da gelmesi güzel oldu. Bir tane de rakip. Şimdi kaç tane kart çekeceğiz bilmiyorum. Vallahi Water Energy, Greninja falan mısın koçum sen ya? Crimson'da ne geldi dediğim gibi bilmediğim için açık söylemek gerekirse, oha 6 tane kart bulamamış. Bu nasıl bir şanssızlıktır? Bu nasıl bir bedbahtlıktır arkadaş? Onun üstüne 6 tane üst üste bulamamış. Yuh. Vallahi yazık olmuş. Tapu Fini. Weakness'ı yok bunların da işte. Yani şeylerin, tapuların weakness'ı yok. O kötü olmuş. Aslında bunun grass weakness'ı olur. 10 numara olurdu. Çok iyi olurdu yani. Şöyle yapalım. Heavy Ball'la Skyline var. Item çekebilirim. Heavy Ball'la Ability Kit. Greninja. Greninja abi. Greninja'nın grass weakness'ı var ama. Şöyle yapacağım. Garbatoxin gelsin. Garbatoxin bir kenarda dursun. Seni bir verelim şuraya şimdilik.
İnternetim yine çok güzel, sağ olsun. Bayağı lag yapıyor. Floatstone alalım. Bir tane. Geri kalan hiçbir şeye ihtiyacım yok. Her şeyim var zaten. Dursun abi. Bir saniyelik kalsın şimdilik. Öteki tur zaten geliyorum. Golisopot GX yapabilirim. Hatta Fini'yi çakabilirim. Sonra Guzma var. Guzma ile gelebilirim. Güzel. Brook'la Teal gelmesi aslında... Bakın, gerçi Basic çekecek. Choice Band aldı. Staryu'ya Choice Band vermesi garip. Garip hamleler yapıyor rakip valla. Beni şaşırtıyor. Greninja attı. Starmie çekecek herhalde. Tapu Lele aldı. İnşallah en yapmaz. Umarım en yapmazsın da Sycamore falan yaparsın. Çünkü benim şu an bütün sistemimi bozacak. Super Rod'la Greninja'yı geri alacak. Umarım Sycamore çekersin. Umarım Sycamore yaparsın. En yapma abi. Bence hiç en yapma. Ya en yaparsa benim bütün düzeni bozdu. Lanet olsun ya. Şu karttan gerçekten nefret ediyorum ya. Yani gerçekten arkadaşlar, yani şu elin güzelliğine bakar mısın? 40 yılın başı bir güzel el geldi. Sistem kurulmuş. Her şey hazır. Hayır. Choice Band'im gitti. Floatstone'um gitti. Yani Golisopot'um gitti. Lanet girsin ya. Vallahi lanet girsin. Sinir oldum. Şeyi Garbodor yapacağım. Rainbow discardlayacağım. Mecburum. Tapu Lele. Profesör Sycamore yapacağım. Enerji ateşleyemem çünkü. Tapu Lele'yi de discardlayacağım. Aynen. Eli buradan kurtarmaya çalışıyorum. Yani berbat ettin ya. Onun GX saldırısı ne ya? Vay arkadaş. Böyle bir şey olamaz ha. Harbiden böyle bir şey olamaz. Bu geriden geldi bu arada bu tur. O zaman şöyle yapabilirim. Ama bu tur gelmedi, o geçen tur geldi. Öyle işlemiyor. Güzel aslında baktığı zaman. Guzma'yı tekrar kullanabilirim. Rescue Stretcher'la Lele'yi elime alabilirim. Duruma göre kart çekmek için. Şu an başka bir şey yapamayacağıma göre, bunu da kullanamayacağıma göre. İnternetim yine süper abi ya. Yani harbiden. First impression bakayım, işleyecek mi harbiden? Yok, işlemedi. Neyse, bir sonraki tur çakarız. Eğer GX'i kullandı gerçi. Şu an başka bir şey yapamayacak. Benim turum, adamın turunda ben bench'ten Pokemon'u aktif Pokemon olarak attığım için şeyi saymıyor. First impression saymıyor. Benim turumda geriden gelmesi lazım. Guzma var. İleriki basamaklarda iş yapar. En var. Shona var. Shona'yı kullanabilirim. Şu an için Guzma, çünkü enerji kartım yok. Enerji ateşlemem lazım. Diğer Golisopot'u atacağım. Frogadier yapıştırdı. Adam da geliyor. Gerçi Frogadier'lerin hepsini kullandı. Bench Duel artık Frogadier'in saldırısını çok fazla kullanamayacak. Greninja'ya yapmaya çalışıyor. Greninja yapıp gelecek ama Grass Weakness'ının olması biraz sıkıntı. Gerçi Greninja sağlam bir deste. Tek price kart, tek price kart. Bayağı late game'de oyunu götürüyor. Bizim Greninja destesini de bu arada izlemediyseniz kanalda bulabilirsiniz. Gerçekten güzel bir desteydi. Rakip çıktı abi. Questler, değiller falan duruyor. Değilmeyle hiçbir şey yapamıyorum bu aralar. Bir maç daha atalım. En azından olayı biraz daha görelim. Ardından videoyu sonlandırırız arkadaşlar. Yani çok güzel. Bir de yani benim nasıl avantajım var bilmiyorum. Fire gözüküyor deste. Yazı turayı da kaybettim. Rowlet coin'im. Yani adam deste fire. Gerçi şöyle başlayabilirim tabii. Ace oraların birini atacağım ama Garbodor kalsın. Trubbish'le bir riske, Trubbish'i riske atalım. Geri kalanlar güzel başlangıç. Güzel başlangıç. Sycamore'la kart çekip olayı biraz toparlayabiliriz diye düşünüyorum.
Şöyle verelim 1. 2. Şöyle gel 3. Senuzzle GX. Yüksek ihtimalle kaybedeceğim çünkü weakness'ım var. Şuna yaptı. Allah'tan en falan yapmadı. Gerçekten de işime yarardı. Bu turu es geçeceğim mecburen. Garbodor'u atmak istemiyorum. Diğer prize kart olabilir. Ability kitleyeceği için kullanışlı bir kart. Yani Salazzle'la geliyor adam ki yüksek ihtimalle maçı kaybedeceğiz abi. Çok hızlı başladı. Ve biz bayağı geri kaldık şu an. Bir tane şey bulabileydim. İyiydi aslında. Şimdilik geçiyorum. Şeye ihtiyacım var. Double Colors'a ihtiyacım var. Skyla'yı kullanırsam sakat. Aslında geçmeseydim. Gerçi Lele var. Biraz riskli. Yanlış bir hamle aslında baktığın zaman. Ya weakness'ın harbiden şöyle sıkıntısı var. Bayağı olayı bitiriyor abi. Maçı bitiriyor. Bayağı support kartı discardlamak zorunda kaldım. Golü support çektim ama... Yani durumu kurtarır mı bilmiyorum. GX'i vursam first impression iş yapmayacak. Şöyle vuralım. Lele'ye geçelim. Yani çok az canı kaldı aslında. Belki birazdan Floatstone'da durumu kurtarabiliriz. Lele'ye tek atamayacak diye düşünüyorum. Bench'e Pokemon atmaya çalışacak. Aynen GX'i zaten şu an hiçbir işe yaramaz. Heat Blast kullansa yani Lele bastı. Ben şimdi birazdan Lele'ye Floatstone basıp geri geleceğim. Aslında şey olsaydı Garbatoxin'e Floatstone gelseydi güzel olurdu. Ya da Lele'ye guzmalayabilirim. Aesorola'yla kurtarabilirim durumu. Lele'ye Aesorola basarım. Aynı zamanda Floatstone'u buraya yapıştırırım. Bir sonraki turda Lele'ye Aesorola bastıktan sonra şeyi çekebilirim. Arkadan şeye geleceği için First Impression'la olayı toparlayabiliriz. Aynen. Bakalım şimdi. Garip bir deste. Fennekin şey destesi yapacak. Ryzekin destesi. Güzel. Güzel abi. Sen bir gel. Delphox destesi kurmuş adam. Şöyle alalım. Sen git abi. Aynen. Lele'yi bir kullanalım biz şimdilik. Şuradan bir bakalım support ne alabilirim. Skyla alabilirim. Skyla yok. Shona alabilirim. Aynen. Floatstone'u ver. Oyunu kilitledim. Armor press. Süpersin. Kolisopot. Güzel. Güzel. Shona'yı rahat rahat kullanabilirim. Adamın elinde kart fazla olursa eni kullanıp oyunu biraz değiştirebilirim. Ryzekin Delphox yapacak mı? Yapacağı başka bir şey yok. Lele'ye geçemez. Lele yani adam sıkıştı artık. Rare kendi Delphox'a geçecek. Arka taraftakine geçecek. Ama bende Guzma var. Yani onu bilmiyor. Yüz vursam durumu kurtarır bence. Enerji Recycler'la 5 tanesini, 5 tane yok gerçi. 2 tane alabiliyor ama normalde maksimum 5 tane alabiliyor. Şöyle yapacağım. Guzma gel abi.
Senin enerjin yokken. İşte Guzman'ın olayı bu. Şimdi bakın tek enerjiye first impression 120. Süper abi. Goli Support GX Guzma kombinasyonu gerçekten çok güzel. Yani weakness'ımızın olduğu desteğe karşı bile durumu bayağı kurtardık. Başta gideceğiz zannettim gerçekten. Orada son saniye gelen enerjiler şeylerle falan GX saldırıyla durumu kurtardık. Yani artık çok fazla yapabileceğim bir şey yok. Brox Grit'in de şöyle bir özelliği var. 6 tane enerji veya Pokemon kombinasyonu yapıştırabiliyorsun. Delphox Break'e geçti. Weakness ama çok da sıkıntı değil abi. Yazı Tura'dan kurtardık durumu. Güzel oldu. Şöyle yapıştıralım. Şöyle yapalım. Onun canı biraz gitti. Güzel. Impression. Ver abi. 10 numara. Gerçekten güzel. Vaziyet iyi durumda. Artık rakibi bayağı köşeye sıkıştırdık. Herhalde yapabileceği daha fazla bir şey yok. Harika. Pokemon hayranı. Greatest. Büyük de denebilir aslında harikadan ziyade. Field Blower'ımız var. Vallahi şu an artık rakibi köşeye sıkıştırdık zaten. Armor Press'te yola devam edelim. Yapabileceği çok fazla bir şey kalmadı. O tarafı Delphox yaptı ama. Shona'yı kullanabilirim. Late için çok iyi. Zaten Garbodor olayı tıkadı. Bir tane daha Lele gelse hiçbir işe yaramayacak. Aynı şekilde Delphox'un ability gidiyor. Hiçbir işe yaramayacak. Yapabileceği daha fazla bir şey yok. Gerçekten güzel bir deste. Dediğim gibi umarım siz de beğenmişsinizdir desteği. Gerçi şimdi büyük konuşmayalım. Belki durumu kaybedebiliriz. Maçı kaybedebiliriz. Son saniye hiç belli olmuyor abi Pokemon'da. Bir bakıyorsun adam patır patır herkese tek atmaya başlıyor. Ama şu an için zor artık. Yani ne düşünüyor, ne yapıyor bilmiyorum ama inşallah internetim gitmemiştir. Sıra bende gözüküyor şu an. Yani ben tur geçtim halbuki ama. Rakibin şeyini bekliyoruz. Aktif Pokemon ne seçeceğini bekliyoruz. O da sağ olsun gıcıklık yapıyor, oynamıyor. Haydi koçum. Belli bir şeyden sonra geri sayım başlayacak. İşte belli bir süre oynamadıktan sonra 15'ten geriye saymaya başlıyor. Ondan sonra maçı kaybediyorsunuz. Neyse ki oynadı. Rainbow Enerji'nin olayı o. Başta da bahsettim. Grass Enerji olarak sayılıyor Rainbow Enerji. Size ekstra 10 ekstra damage veriyor. Yani 10 hasar yiyorsun. Pardon. Her türlü enerji olarak sayılıyor. Grass. Ve özellikle bu şey için kullanıyoruz burada. Garbodor'da bir tane şey enerji olarak geçiyor. En yaptı. Yani durumu ne kadar kurtarabilirsin? Bir tane psychic enerji olarak geçiyor. Konuşamadım abi. Bir yandan takip ediyorum. Bana da engeldi. Çok güzel. Maç up'ı var. Delphox. Sight ateşliyor. Yani maç up'ı ateşlersin. Basic Pokemon ateşliyor bu arada şey. Max Elixir. Yani yapabileceği çok daha fazla bir şey kalmadı ama şöyle yapalım biz de. Armor Press diyelim. Aslında retreat deyip gerçi gerek yok ya. Bir sonraki tur zaten maç bitecek. Hiç de belli olmaz. Hiç de belli olmaz. Enerji Dive gerçi çok fazla şey yapamayacaktı. Artık son demlerini yaşıyor ve maçı bıraktı. Güzel. Üst üste iki tane güzel zafer aldık. Oha bir tane de paket geldi. Gelmişken onu da açalım. Bir yandan da Daily Quest doluyor. 60 tane price kart al diye bir quest daha gelmiş. Ben bu video yayınlandığında o bitmiş olacaktır yüksek ihtimalle de. Gelmişken şu paketi de açalım bakalım. Collection'da. İyi birkaç tane paket açılışı yapmış olduk. Dediğim gibi hediye yollayan arkadaşlara, oyunda hediye yollayan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde paket açılışı yapıp deste videoları çekiyoruz. Ben de tabii ki bildiğiniz gibi sürekli kart açılışı yapıyorum. Oradan gelen kartlarla da yine kodlarla da paket açıp yine deste videoları çekmeye çalışıyorum. Güzel kartlar geldi Ensemble. Metagross GX geldi. Gerçekten çok güzel. Yeterli Metagross GX bulabilirsem yine Metagross GX destesi kurabilirim. Aslında bir tane şey destesi kursam mı diye düşünüyordum. Solgaleo GX. Steel Type güzel olabilir. Metagross GX destesi neden olmasın. Aqua Patch var. Ve Ensemble var. Yine güzel trainer kartları geldi. Evet arkadaşlar, Goli Support GX testesi de bu şekilde. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.